Herkese merhaba. Katılım olmayacak diye kaygılıydık ama maşallah katılımlar başlamadı. İsmim Sevgi Toprak Yaran arkadaşlar. Atlas Üniversitesi Kurumsal İletişim Daire Başkanıyım. 2001'de İstanbul Üniversitesi Sosyoloji'yi bitirdim. Daha sonrasında 6 yıllık bir rektör öğretmenlik geçmişim var. Sonrasında psikoloji yüksek lisansını yaparak akademisyenlik yaptım. Stres yönetimi, kariyer koçluğu gibi dersler verdim. Şimdi de akademisyenliğin yanı sıra Atlas Üniversitesi'nde Kurumsal İletişim Daire Başkanlığı yapıyorum. Adaylarla her zaman birlikteyiz. Şu anda da 4-20 Ağustos'ta üniversitemizde öğrencilerle beraber hem tercihlerine destek oluyoruz hem de üniversitemizi anlatıyoruz. Sıralamalar söylenmeye başlamış. Ne olur, nasıl olur? Bunları biraz konuşacağız. Aslında tek tek sıralamalarla ilgili konuşmak yerine şunu yapmak lazım. Biz bu tercihler döneminde nasıl bir tercih yapmalıyız ve bu başarı sıraları bize neler getirir, neler götürür? Baktığınızda bu yıl bence en şanslı dönemini sayısal ve eşit ağırlık öğrencileri yaşıyor. Bunun sebebi de şu, barajı geçen öğrenci sayısı az ama üniversitelerin kontenjanları çok fazla. O nedenle burada tercihlerde yapacağınız en büyük sistem şu olması lazım. Tercih yaparken başarı sıranızdan daha yüksek başarı sıralarıyla bence tercih yapmaya başlayın. Ha, bu şöyle olabiliyor. Bir kere zihninizde aldığınızda başarı sırasında belli üniversiteler var. Önce bir meslek seçiyorsunuz. Bazıları da üniversite seçiyor biliyorsunuz. Burada önce şeye karar vermeniz lazım. Yani meslek üzerine mi odaklanacaksınız, üniversite üzerine mi odaklanacaksınız? İki farklı sistem. Yıllarca iki sistemin de öğrencisi oldu. Dedi ki hocam X üniversiteye giderim ne bölümü olursa olsun. Daha sonra bölümler arası geçiş yaparak istediğim bölüme kavuşabilirim diyen öğrencilerim de oldu. Bazısı da şunu dedi, ben bölüm odaklıyım. O bölümle ilgili neresi olursa olsun gider okurum. Mesela tıp fakültesi öğrencileri öyledir. Der ki işte ben sadece tıp fakültesi istiyorum. Diş hekimliği, eczacılığı falan düşünmüyorum. Tıp olursa okurum, tıp olmazsa okumam der. Şimdi o nedenle bir kere şunu bilmemiz lazım. Önce ÖSYM'nin belli kurallarla, başarı sıralarıyla aldığı bölümler var. Bunları bilmemiz gerekiyor. Nedir bu? İşte 50 bin tıp, diş hekimliği 80 bin, eczacılık 100 bin, işte mühendislikte 200 bin. Bu başarı sıralarını geçmiş olmanız lazım ki bu bölümleri tercih edebilin. Buraya dikkat etmemiz lazım. Daha sonrasında hangi bölüm üniversitelerde bu bölümler var ve bu üniversitelerde sizin istediğiniz eğitimler veriliyor mu? Eğitimlerden kastettiğim şey şu, akademik olarak bütün üniversiteler 3 aşağı 5 yukarı aynı kalitede eğitim vermek için zaten yarışıyorlar. Önemli olan bunun yanı sıra sosyal hayat ve sizlere sundukları yabancı dil eğitimi ya da Erasmus programları. Bunlar ikinci koşullar. İşte o nedenle bu tanıtım günleri ve tercih döneminde en fazla yapmanız gereken şey, bu online fuarların aslında sistemin en güzel durumu da şu, hangi üniversitenin standına giderseniz gidin birebir bilgi alabiliyorsunuz. Bunun yanı sıra üniversitelerin eğer şehir dışındaysanız, istediğiniz üniversite sizin olduğunuz üniversite şehirde değilse o zaman ne yapabiliyorsunuz? Sanal turlarla üniversiteyi gezebiliyorsunuz. Yani nasıl bir üniversitede okuyacağınız da önemli arkadaşlar. 2 yıl, 4 yıl ya da 5 yıl, 6 yıl orada okuyacaksınız ve o diplomayı taşıyacaksınız. Haliyle bunlara da dikkat etmeniz lazım. Şimdi başarı sıralarına baktığımızda bu başarı sırasıyla nereler gelebilir ya da işte nasıl bir tercih yapmam lazım diye soruyorsunuz. O zaman şu şekilde devam edeyim. Diyor ki mesela soru cevap şeklinde de ilerleyeceğim. Puan diyor ki işte benim puanımın tuttuğu yerler ilgimi çekmiyor. Ne yapmam lazım? Şimdi bakın bir öğrencim yıllar önce şunu yaptı. 3 tercih yaptı. Sadece istediği yerleri yazdı bıraktı. Bunların dışında hiçbir yerde okumam dedi. Bu bir tercih. Ama şunu da unutmayın. Bu yıl sınava girdiğinizde geçen yıldan daha zor bir sınavla karşı karşıya kalan bir mezun grubu var. İlk defa üniversite sınavına giriyorsanız ve istediğiniz yer olmayacaksa tercih yapmayabilirsiniz. Bu sizin en doğal hakkınız. Ama
Geçen yıl üniversite sınavına girdiniz, istediğiniz puan olmadı. Bu yıl da sınava girdiniz ve bu sınav sonucunda aldığınız başarı sırası da artık istediğiniz yere yaklaşmıyorsa, o zaman yapacağınız tek şey olan yerle bir tercih yapmanız. Çünkü sınav soruları zorlaşıyor arkadaşlar, kolaylaşmıyor ve bu aslında bir sıralama yarışı. Bu yılın şöyle bir artısı da var. Bakın dikkat edin vakıf üniversitelerine. Vakıf üniversiteleri çok fazla burs da veriyor size. Yani bu bursları değerlendirmek isterseniz belki gelecek yıl eğer kontenjan, yani barajı geçen öğrenci sayısı yükselirse bu kadar fazla burs da vermeyebilirler. Onun için bir yıl daha hazırlanmak istemiyorsanız kesinlikle 24 tercihinizde yerleşmek istediğiniz yerlere düzgün bir şekilde yazarak tercihinizi yapmanız lazım. Mesela Sözel'de tercih yapsak ne olabilir diyorsunuz. Sözel'de şöyle bir durum var. Sözel'in başarı sırasının 180 barajını geçen öğrenci sırasındaki farkları ne durumda? Geçen yıla göre çok büyük bir fark yok. Mesela ne demiş? Pardon. Aday sayısı Sözel 823 binmiş. Bu yıl 563 bine, ama sayısalda bu oran bir bakıyorsunuz 693 binden 390 bine iniyor. Yani 300 binden bahsediliyor. Bu da şunu gösteriyor. İlk 30 bin, 40 binin başarı sırasındaki yerler oynamaz çok fazla. Ama aşağıya indikçe arkadaşlar, mesela 900 bininci öğrenci için söylüyorum. 900 bininci öğrenci 2 yıllık okuyacağım, en iyisi olsun istiyorum. Sizce ne yapmalıyım? Ne yapmalısınız? 900 bininci bir öğrenciysen kesinlikle senin 700 bin, 600 bin başarı sıralı yerlerden yazman lazım. Ve inebileceğin kadar da inmen lazım başarı sırası olarak. Yani şöyle yapmayın. Hep yukarıdan siz 900 binincisiniz. Gittiniz, birinci tercihiniz 600 binden başladı. 24. tercihinde 950 binde bitti. Bu bir risktir. Ama 600 binden başladın, 1 milyon 200'e kadar indin, zaten şey olursunuz, yani bir yere yerleşirsiniz. Burada %50 yukarı çıkın, %50 aşağıya inin. Bu sayede 24 tercih hakkınızda yerleşmeme olasılığınız olmaz. Fakat şöyle de bir durum var. Bakın mesela ilk 10 bin, ilk 20 bin, ilk 30 binlerde çok kayma olmuyor. Aşağıda, yani dediğimiz gibi başarı sıraları 100 bin, 200 bin, 300 bin diye olduğunda artık oynamalar başlıyor. Niye? Çünkü kontenjanlar artmış durumda. Bir de şunu unutmayalım lütfen arkadaşlar. Tercih yaparken her bölümün her yıl kontenjan toplamlarına bakmanız lazım. Yani düşündüğünüz bölümlerle ilgili. Diyelim ki siz beslenme diyetik bölümü düşünüyorsunuz. 2020 yılında toplam kaç kontenjan vardı? 2021 yılında toplam kaç tane kontenjan var? Eğer burada bir artma söz konusuysa otomatikman siz şunu yaşayabiliyorsunuz. Daha alt başarı puanlarıyla yukarıdaki yerlere geçebilirsiniz. Bunun dışında dil puanlarına baktığında arkadaşlar, dillere baktığımızda geçen yıla göre dil öğrencilerin öğrenci kontenjanında bir değişiklik yok. Yani orada büyük düşmeler beklemiyoruz puanlarda. Geçen yılki mantıkta ne görüyorsunuz? İşte 100 bininci mi görüyorsunuz? İşte 100 bin, 90 bin ya da 120 bin lira kadar inebilir. Ama çok büyük inmeler olmayacak. Bak, sayısal ve eşit ağırlık öğrencisi kadar oynama olmayabilir dilde. Onun için dil bölümlerine dikkat etmeniz lazım. Şimdi burada hocam Sözel 499 bin aralığı ne olmalı diye yazmışsınız. Bakın ÖSYM'nin verilerini açıkladı. Burada ÖSYM'nin verilerine baktığınızda orada yığınsal öğrenciler var. Yani siz şunu yapabiliyorsunuz. 499 puanın ya da 400 ile 500 puan arasındaki öğrencilerin ya da işte o puan, mesela 499 binincisin, puanın kaç diyelim ki X puan. X puanının aralığını kaç öğrencinin olduğunu sana ÖSYM liste olarak vermiş. Oradan bakabilirsin. Ama burada şuna dikkat edin. Yani o büyük bir sizi öngörü değil. Öngörünüz şu. YÖK Atlas kullanıyor musunuz
arkadaşlar. Yük atlası kullanmanızı tavsiye ediyorum. Çünkü YÖK'ün yaptığı en doğru ama bilgilerin güncel olduğu yer YÖK Atlas. YÖK Atlas'a girdiğinizde şunu size gösteriyor. Yani birkaç yıldır bu bölümün başarı sıraları ne olmuş? Bu aslında en büyük öngörü size bu sağlayacak. Sadece bu yıl tercih yaparken geçen yıl 300 bininci öğrenci girdiyse X üniversitenin mühendislik bölümüne işte bu yıl yine aynısı olacağını düşünün. Ama geçen yıl 100 bininci başarı sırasıyla bir seçmiş olsun, mühendislik seçmiş olsun ya da mimarlık seçmiş olsun 200 binlerde ya da 150 binlerde o çocuk belki de daha az başarı sırasıyla bu yıl yerleşebilecek. Niye? Çünkü öğrenci yok. Hele de kontenjan arttıysa daha da bunu yerleştirebiliyor. Şimdi bölümler yönetim bilişim, bilgisayar mühendisliği alan yükselebilir miyim? Bu bölüm hakkında düşünceniz nedir? Şimdi bölümlerle ilgili arkadaşlar birçok bölümle ilgili hep görüşümüz var da burada şuna dikkat edin. Biliyorsunuz pandemi bize şunu öğretti. Dijitalleşme çağına girdik ve bu dijitalleşme çağında ne yaparsanız yapın, hangi mesleği seçerseniz seçin, bir kere yazılım, bilgisayar sistemine hakim olmanız gerektiği ortaya çıktı. Yaptığınız her işi çok iyi anlatabilmeniz için sosyal medyayı kullanabilmenizin gerekliliği ortaya çıktı. O nedenle bir kere seçeceğiniz mesleklerin yanı sıra sertifika programları almak zorunda olduğunuzu bilmeniz gerekiyor. Burada YÖK'ün yine yaptığı çalışmalar var. Mesela şuna bakıyor. İşte her yıl kaç mezun veriyor? Bu mezunların yüzde kaçı iş buluyor, yüzde kaçı çalışmıyor gibi bazı veriler var. Ya da KPSS atamalarına bakarsınız. Genellikle şuna dikkat edin. Mesela şöyle bir durum oluyor. Birkaç yıl üst üste böyle öğrenciler tercih ediyor ve popüler oluyor. Ama sahada karşılığı yok. Ya yani sahada dediğim iş dünyasında karşılığı yok. Bu tür mesleklere dikkat edin. Yani okumak istiyorsanız daha dünyada yer bulabileceğiniz, kendinizi geliştirebileceğiniz bölümler olsun. Yazılım mühendisliği, bilgisayar mühendisliği, endüstri mühendisliği olarak düşündüğünüzde bu tür bölümler genelde iş dünyasında karşılığı olan bölümler ve burada tabii yapmanız gereken yabancı dili öğrenmek. Ne okursanız okuyun bir kere yabancı dili öğrenmeniz gerekiyor arkadaşlar. Sözel bile okursanız, sözelden bir bölüm bile okursanız, yüksek lisans yapmak isteseniz, yüksek lisans için sizden yabancı dil bilginizi isteyecekler. O nedenle elinizden geldiğince şimdi şunu yapmanızı tavsiye ederim. Yabancı dille ilgili programlar varsa da yabancı dil hazırlık okumanızı tavsiye ederim. Neden? Çünkü hazırlık okumak sizin o İngilizce probleminizi en baştan çözebilir. Okul öncesi öğretmenliğini sormuş bir öğrencimiz. Gerileme olabilir mi? Şimdi bak okul öncesi öğretmenliği hangi üniversitede, hangi puanda gerileyecek? Ona bakmak lazım. Burada şuna dikkat edip bir kere öğrencilerin kesinlikle şunu yapması gerekiyor. İşte üniversitedeki artışı var mı? Mesela bakın şöyle hemen bakayım okul öncesi öğrenciliğinde bir kontenjan sıralaması artışı var mı? Okul öncesi öğretmenliği 1,9 artış olmuş. 97 kişilik oynama olmuş. Demek ki çok büyük bir artma beklenmiyor. Yani başarı sıraları çok düşebilir mi? Çok çok düşmez. Ama düşer mi? Düşebilir. Evet, bakıyorum başka 200 bin ve 300 bin arası hangi bölümler var? Bu şimdi Buse'cim şöyle düşün, 200 bin ve 300 bin. Bunu şeyde yapabilirsin. YÖK Atlas'ta sıralarsın başarı sıranın ama orada bir sürü bölüm çıkar. Vakıf üniversitelerinde eşit ağırlıkta işletme var, uluslararası ticaret var, var da var. Önemli olan sen hangi bölümü istiyorsun? Murat, bu yıl geçen yıla göre başarı sıraları bazı üniversitelerin düşer. Bakın, şöyle bir örnek vereyim size.
Şimdi ben tam Atlas Üniversitesi tam burslu tıp fakültesine geçen yıl aldığım başarı sırası bu yıl düşebilir mi? Düşmeyebilir. Neden düşmeyebilir? Tam burslu öğrenci alacağım. Doğru mu? Burada üniversitenin bilinirliği arttıkça başarı sırası yükselir. Ama şu olabilir, yeni açılan bölümler sayesinde kaç düşebilir? Mesela biz diyelim ki 15 bininci aldık. Belki 16 bine inebiliriz. Yani yukarılarda büyük oynamalar olmuyor. Daha böyle alt bölümlerde puanlar düşüyor. Yani 300 bin başarı sırasıyla tam burslu aldıysam bir bölüme öğrenci, onda bir belki oynama olur. 300 binden belki 350 bine iner. Şimdi 68 bindeyim diyor. 73 bine inebilir mi? Bence inebilir. Ama dediğim gibi orada şeye bak, kontenjan artışı olmuş mu? Bilgisayar mühendisliğindeki artış ne? Bak hemen bakıyorum bilgisayar mühendisliğindeki artışa bu yıl kontenjan artışı nasıl olmuş? Bilgisayar mühendisliği. Bilgisayar mühendisliğinde arkadaşlar 1000 kişi artmış. Demek ki bence bu otomatikman etkileyebilecek bir durum. Onun için de gelme olasılığı var. Kesinlikle tercihlerinde yer verebilirsin. Şimdi yurt dışında mesleğinizi devam etmek istiyorsanız Eylül, mesela hangi meslekten bahsediyoruz? Ve yurt dışında denklik istediğinizde burada ne yapmanız lazım arkadaşlar? Mezun olurken belki bununla ilgili sınavlara da hazırlanmanız lazım. Yani gidip her ülke hemen diplomanız geçerli. Hadi gel burada da avukatlık yap, burada da doktorluk yap demiyor ya da ticaretle ilgilen demiyor. Orada bir bizdeki yok var ya, biz de bunu yapıyoruz. Yani Amerika'da bir üniversitede tıp eğitimi almış diye gelip burada hemen doktor olamıyor bir kişi. Önce bunun bir denetlemesi var. Denetlemeden geçiyor. Psikolojide gerileme olur mu? Bak bunlar hep spesifik sorular. Bakıyoruz psikolojinin durumuna. Psikoloji 1319 kişilik bir kontenjan artışı var olabilir. Ama üniversitesine göre değişir. Bak yine aynı şeyi söyleyeceğim. Ben şimdi bunu dedim diye gidersiniz yazarsınız düşmez. O zaman Sevgi Hoca böyle dedi der. Üniversiteye göre değişir, ücretine göre değişir. Mesela siz %50 burslu yazıyorsunuzdur. Yazdığınız üniversitenin fiyatı o kadar yukarıdadır ki kimse yazamıyordur. Onun başarısı sırası düşebilir. Ya da eğitim kalitesi çok iyidir. Öğrenciler yazar, biraz yukarı çıkar. Her bölümün düşer diye bir kaide yok. Nasıl genel o kontenjanla? Nereden bakıyorsunuz? Benim takip ettiğim bir hocanın listesi var, oradan bakıyorum. Hocam yeni açılan bölümleri neye göre tercih edeceğiz? Çok güzel bir soru Ayla bu. Şimdi arkadaşlar yıllarca bununla ilgili yanlış tercih yapan öğrencilerimiz oldu. Yeni açıldı. Mesela bizim şu anda Atlas Üniversitesi olarak yazılım mühendisliğimiz açıldı. Yazılım mühendisliğinin puanı yok. Biz bunun puanının ve başarı sırasının kaç olabileceğini nasıl biliyoruz? Onu söyleyeyim size. Ortalama olarak diyoruz ki bize yakın üniversitelerden, vakıf üniversitelerden başarı sırası birbirine yakın olur diyoruz. Yani siz de şöyle yapın. Mesela diyelim ki Trakya Üniversitesi'nde yazılım mühendisliği açıldıysa Trakya Üniversitesi'ne yakın şehirlerdeki yani Marmara bölgesindeki üniversitelerin, devlet üniversitelerinin başarı sırasına bakarak bunu bakabilirsiniz. Ya da muadil, yani bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği birbirine yakın bölümlerdir ve birbirinin eş güdümlü başarı sıraları olabilir. Buna göre tercih yapmanız lazım. DGS'li hakkında ne düşünüyorum? Arkadaşlar ben 3 yıl meslek yüksek okulunda akademisyenlik yaptım. Bu arada tıbbi laboratuvarda bir öğrenci Boğaziçi moleküler biyolojiyi kazandı. Birçok arkadaşım da açık öğretimde adalet okuyup hukuk okuyor. Biri bitirdi, birkaç tanesi de şey yapıyor. Şu anda hukuk okuyor. Onun için bence
DGS yanlış bir çalışma değil ve DGS bence meslek yüksek okulların önünü açan, okumak isteyen öğrencilere destek veren bir sistem. Ve zor değil. Yani bana göre zor değil. Neden? Türkçe ve matematik soruyor. Fakat şöyle zor, kontenjanı dar. Yani sen şimdi gidiyorsun, bizde işte ne diyelim size, dil ve konuşma terapisine 50 kişilik başvuru yapma şansın varken DGS ile bize geleceğin zaman belki kaç olacak? Bu 15 olacak. Ama yapılamaz mı? Yapılabilir. Onun için beklemek yerine meslek yüksek okul, mesela barajın altında kaldıysanız şunu yapabilirsiniz. Nihayalinde hemşirelik okumak istiyordum bizde Atlas Üniversitesi'nde. Hemşirelik okuyacağına gelirsin burada ilk ve acil yardım ya da anestezi okursun, bitirirsin. Sonra dikey geçişli hemşireliğe devam edersin. Zaten aynı üniversitede okuduğun için bunun da artıları olur. Mimarlığa geçiş yapan 2 yıllık bölümler var mı? Arkadaşlar var. Bunları da nereden görürsünüz? Dikey geçiş kılavuzu var, tamam mı? Dikey geçiş kılavuzda tablo 2A diye hatırlıyorum. Orada tüm MYO'dan lisansa neler seçilebilir listesini bulabileceksiniz. Şimdi üniversite ismi vermem çok doğru olmaz arkadaşlar. Hangi üniversite daha iyi, hangi üniversite daha kötü? Böyle bir şey, ayrımı yapmak bize düşmez. Neden bunu söylüyorum? Çünkü her üniversitenin değerli akademisyenleri vardır. Burada sizin incelemeniz lazım. Yani kaç akademisyeni var, laboratuvar imkanı var mı? Bilgisayar mühendisliğinde şuna dikkat edin. Yazılım kökenli hocalar var mı? Sektör deneyimli hocalar gelip ders veriyor mu? Sadece kadrosuna bakmayın. Bakalım şeyden geliyor mu? Sahadan kişiler geliyor mu? Çünkü akademik olarak çok fazla bilgisi vardır ama eğer yazılım üzerine çalışmalar yapan ya da sahada çalışmalar yapan sektörün içinde hocalar olmazsa orada da bir yerde tıkanabilirsiniz. Altmış bin değil, bilgisayar mühendisliği 45 binle kapattı. Olur, gelir mi diyor. 60 bine 45 bin olabilir arkadaşlar ama kesin diyemem. Orası biraz riskli bir ortalamanın olduğu bir yer. 299 bin değil, mühendislik bölümlerine yerleşme olasılığın var mıdır? Vardır ama %50 burslular olabilir diye düşünüyorum. Devletin de bakmak lazım. Bir de hangi mühendislik? Bakın o kadar spesifik sorular soruyorsunuz ki şimdi şey diyemem size, kesin bu oldu diyemem çünkü bunun alt kırılımında sorular var yani. Birebir tercih robotlarıyla bakmak lazım. Gelelim şu sorulara. Bir kere arkadaşlar, hepiniz bireysel farklılıklarınız var ve tercih yapmak istiyorsun. Başarı sırasına bakıp tercih yapılmaz. Sadece başarı sırasına bakıp tercih yapılsaydı oturur herkes tercih danışmanı olurdu. Burada önemli olan sizin gerçekten hangi bölümlerde okuyabileceğinize karar vermenize destek veren kişilerin olması ve buna uygun olarak sizleri hangi üniversitelerde bunların olabileceği konusunda destek vermek. Lütfen ayın 20'sine kadar da Cumhurbaşkanlığı uzattı biliyorsunuz bu sistemi. Lütfen şunu yapın, kesinlikle ve kesinlikle üniversitelere gidin zaten. Yani üniversitelerden bu bilgileri alın bakalım. Gerçekten web sayfasında gördüğünüz gibi bir üniversiteyle mi karşılaşacaksınız? Ya da verdiği eğitim sizi tatmin edecek mi? Sizin hayallerinizi gerçekleştirmenize destek olabilecek mi? Bunların hepsini görebilmeniz lazım. Gelelim hangi şehirde üniversite okunabilir? Bence her şehirde okunur da sıkıntı şurada. İş dünyasında olmak istiyorsanız bunun merkezler yani büyük şehirlerde okumanız lazım arkadaşlar. Stajlarınızı nerede yapacaksınız? Küçücük bir şehirde üniversite okursanız size ne bir kültür katabilir ne de vizyon kadar. Artı iş dünyasına hazırlamaz. İşte bu nedenle İstanbul'da 47 tane vakıf üniversitesi var. Ha, devlette de 5 tane üniversite var diyelim. Hani tam sayısını hatırlamıyorum. Baktığınızda otomatikman devlet ve vakıf üniversitesini saydığınızda 50'yi geçiyor. Bunun en büyük sebebi İstanbul'un bir sanayi başkenti olması. Yani hem iş dünyasının merkezinin olması hem sanayi içinde
firmaların olması otomatikman gençlerin üniversite olarak burayı tercih etmesini sağlıyor. O nedenle bir vakıf üniversitesi düşünüyorsanız zaten İstanbul'u okumanız sizin için bir artı. Çünkü üniversitede çalışırken iş hayatına başlamak isteseniz yine burada bulabileceğiniz birçok nokta olacaktır. Eczacılığın durumu nasıl? Niçin sordum bunu İdil? Yani şey mi, meslek olarak mı diye soruyorsun? Mühendislik için nasıl özellikler olmasından, hangi mühendisliği okumak istiyorsun? Mesela arkadaşlar, Holland diye bir araştırmacı var. Holland'ın kişilik tipleri var. Unutmayın bunu. Ve yani internette bunun şeyi var, bir test uygulaması var. Size nasıl bir kişilik tipinde olduğunuzu söylüyor. Yani artistik tip mi, araştırmacı mı, dışa dönük mü gibi alt bantları var. Burada şunu görebiliyorsunuz. Yani senin yatkınlığın ne? Şimdi bilgisayar mühendisliğini okuyacak kişinin bilgisayarla ilgili zaman geçirmeyi sevmesi lazım. İletişim konusunda belki çok fazla insanla iletişim kurmak istemiyorsa. Endüstri mühendisi apayrı. Yani endüstri mühendisliğinde kişi ne yapıyor? Kendini geliştirebiliyor. Ve bunun dışında ne yapıyor? Kişiler endüstri mühendisliğinde farklı firmaların yöneticilik vasfında çalışıyor. O nedenle insan psikolojisini de iyi bilmesi lazım. İnsanlarla çalışmayı sevmeyen bir kişi kesinlikle endüstri mühendisi olmaması lazım. Yeni programlardan biri, evet, ergoterapi bizde de var. Geleceğin mesleklerinden mi? Doğru. Çünkü artık insanların kendi günlük rutinini bile gerçekleştirmek için bu tür çalışmalara ihtiyacı olabiliyor. Ya da özel eğitim alınması gereken bazı alanlardan biri. Ergoterapi ve fizyoterapi birbirine çok yakın meslekler ve bunun üzerine de çalışmalar yapıyorlar. Eczacılık bölümünün sıralaması nasıl olur diye sormuşsun. Şeye bakmak lazım. Yani oradaki en son başarı sırası hangi üniversitede ve ne kadar kontenjanla artmış? Evet Kübra, yeni açılan bir bölümün ortalaması diğer üniversiteler diye düşünme ama. Gidip mesela İstanbul'daki bir üniversitenin, mesela bizim şöyle düşün, bizim bu yıl açtığımız dil ve konuşma terapisi İngilizce'nin puanı gidip Trakya Üniversitesi ile aynı olmaz. Şeye bakarım ben, yani bir vakıf üniversitesi ve İstanbul'da vakıf üniversitelerinden birine bakarım. Biyokimya için nasıl bir beceri beklenir diyorsun. Biyokimyada şöyle bir şey var. Bir kere orada laboratuvarda çalışmayı seven kişilerin olması lazım. Moleküler biyoloji de keza öyle. Yani ciddi ciddi moleküler biyoloji de ciddi şöyle bir durum var arkadaşlar. Evet, artık araştırmalar, kök hücre çalışmaları gibi çalışmalar bu moleküler biyoloji uzmanlarından ya da gıdaların bile artık çoğaltılması konusunda moleküler biyoloji uzmanları çalışıyor ya da kanser hastaları için. Gelecekte de popüler mesleklerden olacak, şu anda da öyle. İhtiyacı da var. Doktorlarla beraber çalışıyorlar zaten. Uçak teknolojisi, teknisyenliği güzel bir bölüm. Şöyle güzel bir bölüm. Evet, yani iş bulma konusunda belli firmaları var. Hani sınırlı yerler ama oralarda çalışmaya başlarsanız da kesinlikle rahat rahat maaş alırsınız. Yani şimdi arkadaşlar şöyle de bir durum var. Sevdiğin mesleği yapmalısın, doğru. Ama sevdiğin mesleği yapmak seni doyurmuyorsa nasıl yaşayacaksın? Şimdi evet, ailenizle geçinebiliyorsunuz. Eğer ailenizin yardımı belli bir yaştan sonra size olmayacak ve siz kendinizi geçindirecekseniz, o zaman tabii ki düşündüğünüz mesleğin size kazandıracağı maaşı da belirlemeniz lazım. Beslenme, diyetetik, fizyoterapi, arkadaşlar bu bölümler ölmez Türkiye'de, bunu söyleyeyim. Sağlık hiçbir zaman ölmez çünkü insanın olduğu yerde sağlık bölümlerinden mezunlara ihtiyaç var. Bakın bu pandemide ne oldu? Bir anda birkaç tane devlet hastanesi açıldı. Ve aniden bir baktınız atamalar gerçekleşti. Onun için sağlık bölümleri garantili mesleklerden diyebiliriz. Ha, diyebilirsiniz ki hocam ama çalışmayanlar da var. O çalışmayanların çoğu arkadaşlar ne yazık ki kendini mesleki olarak geliştirememiş kişiler.
Kıbrıs'ta okumaya ne dersiniz? Ya bununla ilgili çok yorum yapmak istemiyorum ama Türkiye'de bir sürü üniversite varken niye Kıbrıs'a gidin? Sonra şöyle sorunlar yaşanabiliyor çünkü Kıbrıs'tan yatay geçişle İstanbul'a gelmeye çalışıyor ya da başka şehirlere gelmek istiyor. Zorlanıyor. Önce bir gidin gerçekten orada yaşayıp yaşayamayacağınıza karar verin. Ha bunu söyleyeyim arkadaşlar bakın. Sakın ha şunu yapmayın. Ya işte orada bir üniversite var. Benim de puanım yetiyor. Dur ben onu da yazayım. Zaten üstteki tercihlerim olur gelmez dersiniz. Yıllarca ben bunu yaşadım çalıştığım üniversitelerde. Bizi kayıtlar döneminde ararlar. Derler ki ya benim işte 14. tercihim geldi. Ben gelmez diye düşünüyordum. Sizi 17. tercihime yazmıştım. Bu, puanım da yetiyor. Beni oraya alamaz mısınız? Alamayız. Sizi ÖSYM'e yerleştiriyor. Onun için sakın ha istemediğiniz yerlere yazmayın. Bir de yani bir bakıyor, ben orasını köy gibi olduğunu düşünmemiştim. Ama öyle işte kasaba gibi bir yerdesin ve orada akademisyenlerin çok başarılı sana olsa da bir yere kadar bilgi verebilir. Onun için baştan lütfen tercihlerini yaparken tüm 24 tercih hakkında yaptığım tüm tercihlerdeki üniversitelerin kesinlikle sanal turlarında gezmeye çalışın ya da üniversiteyi ziyaret edin. Şimdi hocam artık isteğe bakmıyoruz. Ne tutuyorsa. Hayır Büşra, kesinlikle isteğine göre sıralıyorsun. Şimdi benim 100 binin, ben 100 bininciyim, tamam mı? Sayısal iştirak sözü hiç fark etmez. Ben 100 bin başarı sırasındayım. Ben nasıl tercih yapacağım? Ben gideceğim 50-60 binlerden başlayarak istek sırama göre bu işi sıralayacağım. 100 binden başlayacağım, 150 bine kadar da ineceğim. Birinci tercihimden 24 tercihime kadar isteğime göre sıralayacağım. İsteğine göre sıralamazsan olay ne yazık ki senin istemediğin bir üniversitede ya da bölümde okumana sebep olabilir. Başka? Şimdi makine mühendisi 299 binle girme ihtimali olur mu? Şuna bakacaksın. Nerelerde var? Arkadaşlar vakıflarda, vakıf üniversitelerinde nokta 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 görüyorsanız onlar geçen yıl dolmamış bölümler. Tamam mı? Geçen yıl dolmadıysa şansınız çok yüksek demek ki. Onları yazın. Bir de yeni açılanları da yazın. Deniz hukuku spesifik olarak, alan olarak çok iyi. Deniz hukuku ile ilgili çalışacaksan ama Rusya, yani Rusça falan da öğrenmen lazım ki şey olsun, gerçekten spesifik çalışabilesin. Hocam ek puanla biri yazmış. Ek puanlı yerleşme sıralaması göre mi tercih yapmalıyım? Sağlık meslek mezunuyum. Evet. Ama bu hemşirelik için geçerli. 2 yıllıklarda zaten normal yapıyorsun TYT başarı sıranla. Kübra, 4-5 tane tercih yapacaksan, mesela bak bir tercih de yaparsın, 4-5 de yaparsın. 100 bininciyim, 5. tercihim 150 bine indiysem bu bir riskli durum değil. Ama gidip 100 bininciyim, 102 binle 5. tercihimi kapattıysam bu bir risk. Olabilir. Yani diş hekimliğinde bakalım kontenjan artışları olmuştur. İngilizceler de açıldı birçok üniversitede. Olabilir. Sıralamaya bakın. Puanla işiniz yok arkadaşlar. Sizin tercih yaparken puanla işiniz yok. Puanları kapatıyorsunuz. Başarı sıralarınızda tercih yapıyorsunuz. Hangi puan türünde? Ha, bazen ne yazık ki tercih yapmayı bilmeyen öğrencilerimiz oluyor. Gidiyor orada hani sayısal eşitlik sözler ya en iyi başarı sırasıyla farklı puan türlerindeki tercih yapmayı düşünüyor. Öyle bir şey yok. Yani siz sayısal tercih yapacaksanız, mühendis olmak istiyorsan sayısal puanla bakacaksın. Hukuk tercih etmek istiyorsan, psikoloji tercih etmek istiyorsan eşitlik puanına bakacaksın. Metok yazanları Anadolu çıkışlar tercih edilmez mi? Onlar meslek liselerine özel açılan yerler. Başka?
Sıralamam %50 burslu sıradan bir özelde okumak mı yoksa şehir dışında? Şimdi şehir dışında mesela İzmir'e devlet oluyorsa git. Ama İzmir olmuyorsa, Bursa olmuyorsa ne bileyim hani büyük şehirler olmuyorsa da İstanbul'da kal %50 burslu oku. Arkadaşlar şehir dışında yaşamak pahalı. Yani kesinlikle bir de devletin size sağlayacağı imkanlar da kısıtlı. Şehir dışı için söylüyorum. Onun için burada vakıf üniversitesi bir ücretini hesaplayın ailenizle beraber. Ona göre karar verin. Ama şunu söyleyeyim size. Birçok vakıf üniversitesi devletin sunduğu imkanlardan daha fazlasını size sunuyor. Ya yani aynı hizmeti bulabilecekseniz şehir dışında okumak istiyorsanız evet ama baksanıza pandemi var. Yurtta kalmak isteseniz yurtta sıkıntı var. Bence ev tutmanız lazım. Onun için tercih yaparken dikkatli olun. Yani şunu yapmayın. Size bir gelecek sağlanacaksa buna dikkat ederek yapın. İşletme mühendisliği nasıl bir bölüm? Endüstri mühendisliği de aynı mı diye galiba sormuş. Ya birbirine yakın meslekler arkadaşlar. İşletme de endüstri de aslında bir firmanın en iyi şekilde kar etmesini sağlayan, sistemini kuran mühendislik dalları. İşletme mühendisliği de çok üniversitede yok zaten. Şimdi bilgisayar mühendisliği yazan bir öğrencinin fizik dersinde çok başarısız olması başını ağrıtır mı? Fizik dersi evet mühendislikte olması gereken derslerden biri. Ama şunu yapabilirsin. Bizim mesela web sayfamıza girip bilgisayar mühendisliğinin ders programı var. O ders programında bak bakalım kaç tane fizik dersi var. Çok fazla yok ki. Korkmayın yani. Bu arada hocalar size belli oranda temel derslerle ilgili destek vermeye çalışıyor. Gıda mühendisliği arkadaşlar, gıda mühendisliğini şimdi şöyle bir durum var. Bazı meslekler hiç sıkıntısı yok. Gıda mühendisliğini de bitirip atanırsanız süper olur. Atanmazsanız da birçok firmada çalışabiliyorsunuz. Ama bu biraz sizin kendinizi geliştirmenizle alakalı. Yani staja gidiyor musun? Bunun yanında part-time çalışıyor musun? Mesela benim bir tanıdığım var. Dördüncü sınıftayken Ülker'de başlamıştı. Orada da devam ediyor mesela iş hayatında. Orada sevdirdi kendini stajdayken. Kaldı. Şu anda orada bir müdür oldu hatta gıda mühendisi olarak. Ha bak mesela güzel bir soru. Diyor ki hocam mesela bölüm için 40 kişilik kontenjan varmış. Buranın sadece 4 kişi yerleşmiş diyor. O zaman ne oluyor? Şimdi 40 kişilik geçen yıl 40 kişilik bir kontenjana 4 kişilik bir kontenjan yerleştiyse Oğuzhan ben yanlış söylüyordum sana. Şimdi doğru yazdım. Bu yıl tercih yaptığınız 40 kişilik kontenjanlı bir yere ve orayı topu topu bir kişi ya da iki kişi kazandı. Hiç sorun değil. Üniversitede o bölüm açılır, eğitiminize devam edersiniz. Bir problem yok arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar üniversite ismi söylemeyeceğim sizlere dediğim gibi hani diğer başka üniversitede hani şu üniversitede okursanız güzel olur dersem yanlış söylemiş olurum. Hepsi birbirinden değerli üniversitelerin. Onun için ben derim ki biz dahil mesela Atlas Üniversitesi dahil tüm üniversite devlet ve vakıf üniversitelerinin web sayfasını açın. Kendi başarı sıranızı önce YÖK Atlas'a girin. Tamam mı? YÖK Atlas'ta sizin istediğiniz bölümlerle ilgili hangi üniversiteler olduğunu bir çıkarın. Sonra o üniversiteleri güzelce eleyin. Niye? Çünkü bazısı senin istediğin şehirlerde değil, bazısı senin ücreti sana fazla gelebilir, bazısı tamamen devlet isteyebilir. Zaten orada söz var, vakıf ya da devlet diyor. Buna göre süzdün, elinde kaldı 30 tane üniversite ve bölüm. Tamam, artık bunları web sayfalarına gir, ücretlerini al, sana sunduğu imkanlarını al. Ondan sonra da karar vermeye başla. Sizin şu anda tam oturup ders çalışma zamanınız. Bu arada Ekit Fuarcılığı, şimdi arkadaşım belki söylemiştir size 6-7-8'de İstanbul'da olanlar için söylüyorum. 6-7-8 Ağustos'ta İstanbul'da bir fuarı var yüz yüze. Birçok üniversite orada stand açacak. Onlardan da bilgi alın lütfen.
Bizler de Atlas Üniversitesi olarak akşam 18'e kadar burada tüm gelen misafirlerimize, üniversitelerimizle ilgili bilgi veriyoruz. Akademisyen ve öğrencilerimiz rahatlıkla burada sorularınızı soruyorlar. Hemen bir iki soru daha alıp bitireceğim arkadaşlar. Şimdi şunu yapın arkadaşlar. Bir de vakıf üniversiteleri tercih danışmanlık hizmeti veriyor. Eğer İstanbul'daysanız ya da değilseniz bile birçok vakıf üniversitesinin bununla ilgilenen arkadaşlarımız var. Sıralamalarınızı yapın, bir tercih danışmanı kontrol etsin. Yani mesela yıllar önce bir tane öğrenci geldi, tercih sıralamasını beraber yaptık. Bir baktım sonra öğrencim oldu. Dedi ki Sevgi hocam sizinle yaptığım sıralama göre tam istediğim yer oldu dedi. Birçok hocamız bu şekilde güzelce sizlere soru sorarak o sıralamaları yaptırıyor. Onun için arkadaşlar siz olun, bu işi iyi bilen hocalarınızla beraber oturup yan yana yapın. Ama şunu da yapmayın, bütün işi de hocaya bırakmayın. Kendi isteğinize göre isteklerinizi bildirerek o sizi yönlendirsin. Şimdi Atlas Üniversitesi'nin burs olanaklarını açıklamayayım, ayıp olur çünkü. Burada farklı bir şey için anlatıyorum ama şunu söyleyebilirim. İlk tercihe tıp ve dişte %10 veriyoruz. Diğer lisans bölümlerinde ilk tercihe %25, meslek yüksekokulunda da %30'luk bir burs var. Birçok üniversitede de bu tarz burslar var. Burada şuna bakın. Üniversitelerin aday öğrenci sayfalarında burslar ve ücretler kısmı var. Orada yazıyor bunların hepsi. Üniversitelerin birçoğunda anlaşmalı yurtları var. Bizim de anlaşmalı yurtlarımız var. Geliyorsunuz burada rahatlıkla konuşarak yurtlardan iletişim alabiliyorsunuz, konuşabiliyorsunuz. Belki ben şunu söylerim mesela öğrencime. Yurtta mı kalmak istiyorsun, evde mi? Bazen bir odanın fiyatı İstanbul'da bir kira. Kirada oturun iki arkadaş daha güzel, yani en azından iki kişilik odada kalmazsınız. Hele de tıp ve diş hekimliği düşünen öğrencilere, hukuk düşünen öğrencilere kesinlikle yurtta kalmayı çok fazla tavsiye etmem. Kendi başına ders çalışması gerektiği için. Sözler için arkadaşlar bölüm sayınız az olduğu için kıran kırana geçen bir yarış var. O nedenle son 3 yılı iyi bakıp tercih yapın. Dilde büyük değişmeler beklemiyoruz dediğim gibi ama kesinlikle ve kesinlikle sayısal ve eşit ağırlıkta elinizi korkak alıştırmayın. Yukarıdan tercih yapın. İnşallah da istediğiniz her yer o şekilde tutar ve dersiniz ki iyi ki risk almışım ve bu başarı sırasıyla buraya yerleşmişim. Akademisyenlerle ilgili şunu yapın arkadaşlar. Bizim üniversitemizin ve diğer üniversitenin akademisyenlerinin bir akademik kadro listesi var. Akademik kadro ile ilgili sitelerini açtığınızda o hocaların daha önce yaptığı çalışmaları da görebiliyorsunuz. Öyle inceleyebilirsiniz. Her bölümün akademik kadrosu da kendi bölümünün altında yazar. Ona da dikkat edebiliyorsunuz. Ben artık son cümlelerimi kurayım çünkü bana ayrılan süreyi bitirdim. Fatma Hanım da belki bizi dinliyordur. Hepinize teşekkür ediyorum katıldığınız için. Bilmiyorum kaç kişi katıldı ama bayağı bir katılımcı vardı. İstek olursa tekrar bir bununla ilgili çalışma yaparız. Tercihleriniz de arkadaşlar 1 Eylül'de kayıtlarınız var. Umarım herkes istediği bölümlere yerleşip 1 Eylül itibariyle de kazandığınız üniversitelerde kayıt yapmaya başlarsınız. Zaten 11 Ağustos'a kadar bu tercih fuarı devam ediyor. Belki eklet uzatılabilir, bilmiyorum. Çok memnun oldum. Hepinize katıldığınız için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bol şanslar. Ha bu arada bana nasıl ulaşabilirsiniz? sevgi.toprakyaran@atlas.edu.tr mailim arkadaşlar. Buraya yazarsanız cevaplayabileceğim sorular olursa yanıtlamak isterim. Ya da sosyal medyadan da ulaşmaya çalışabilirsiniz. Çoğunlukla DM'den yazarsanız da bakıp arkadaşlara yardımcı olurum. Evet, tercihler 20 Ağustos'a kadar uzatıldı arkadaşlar.
20 Ağustos'a kadar uzatıldı. Umarım biraz başarı sırasında düşürürler de daha fazla öğrenci üniversiteli olabilir. Hepinize sevgiler, görüşmek dileğiyle.